Silopi merkez, köy ve beldelerdeki tüm okullarımızı ziyaret edin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kalkınmada birinci derecede öncelikli olan yerlerde öğretmenlerin uzun süre kalmasını sağlamak için 27 Temmuz 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2. KYK ile sözleşmeli öğretmenlik ikinci defa bakanlığımızın istihdam tüpleri arasına girmiştir. İlk olarak 1998 yılında getirilen ve 2000 yılında genişletilerek bakanlığın istihdam tüpleri arasında konulan sözleşmeli öğretmenlik 2011'de radikal bir kararla kaldırılmıştır. Ancak aradan geçen 5 yıl sonra bu ucube istihdam tüpü tekrar getirilmiştir. Daha önce denenmesi yapılan birçok sıkıntı ve mağduriyetten sonra kaldırılmasında fayda görülen bu istihdam şeklini ikinci kez denemek, geçmişte olanları unutmak, aynı kısır döngüde birçok değeri heba etmek, öğretmenlerin aile hayatlarını hiçe saymak, geçerli vaziyetlerine duyarsız kalmaktır. Temel olarak öğretmenin mesleki gelişimine, görev algısına katkısı olmayan, eğitimin niteliğine hiçbir olumlu etkisi bulunmayan, verimliliğini düşüren uygulamalar, kağıt üstünde günü kurtaran, gerçekte geleceği heba eden geçici yönelimlerdir. Öğretmen açığı bulunan illerde ve istihdamda güçlük çekilen bölgelerde öğretmenin cebren kalmasını sağlamak, kadro istikrarını zoraki yöntemlerle temin etmek ve temel insan hakları ihlal edilerek uygulanmasında ısrar edilen sözleşmeli öğretmenlerin sorunları her geçen gün artmakta, uzun vadede yönetilmesi çok zor bir potansiyel biriktirmektedir. Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında kadrolu sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayrım, kurum içi çalışma barışını bozmaktadır. Bu durum öğretmenlerin verimliliğini düşürmekte, aynı niteliklere sahip ve aynı görevi ifa eden insanlar arasında bir nevi kast sistemi oluşturmaktadır. Sözleşmeli olarak istihdam edilenler, kadrolu olanların sahip olduğu özlük haklarına sahip olmadıklarından, hak kayıpları ve mağduriyetler pek çok davaya neden olmasının yanında bakanlığa olan güveni de azaltmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin statüleri nedeniyle eğitim kurumu içinde öğrencilere karşı otoriteleri sarsılmakta, bu da eğitim öğretim ortamını olumsuz etkilemektedir. Sözleşmeli öğretmenler eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmeyerek kariyer ve mesleki gelişim hakları ellerinden alınmaktadır. Yer değişikliği başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları hakların tanınmaması bir yandan telafisi mümkün olmayan mağduriyetler oluşturmakta, diğer yandan hem öğretmen hem de bakanlık için gereksiz ve uzun bir yargılama sürecine yol açmaktadır. Eğer maksat sosyoekonomik açıdan yeterince gelişmemiş bölgelerde öğretmenlerin kalıcı istihdamları sağlamaksa, bunun yolu mahkemelerden dönecek cebri tedbirler değil, cezbedici teşviklerdir. İstihdada küçük çekilen bölgelerdeki öğretmen açığı sorunu, sözleşmeli öğretmenlik, yer değiştirme yasağı gibi geçici yöntemlerle değil, söz konusu bölgelerde öğretmenlerin kalıcı olarak görev yapmalarını teşvik edici yöntemlerle yapılmalıdır. Bunun için de bu bölgelerdeki yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hale getirilmeli ve bu bölgelerde hizmet veren öğretmenlere ek ücret ve hizmet tazminatı verilmesi için ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla çözüme kavuşturulmalıdır. Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 4 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. Bu yönden Eğitimciler Birliği Sendikası olarak sloganımız, sözleşmeli öğretmenler için kadrolu istihdamdır. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar kadrolu öğretmenler ile aralarındaki hak kayıplarının acilen giderilmesi gerekmektedir. Bu anlamda
1. Sözleşmeli öğretmenlere hızlı bir şekilde eş özrünün verilmesi ve sözleşmeli öğretmenlerin eş özrlerinin Ocak ayında yapılacak olan kadrolu eş özrüne dahil edilmelidir. Sözleşmeli öğretmen olan anne ve babalar çocuklarına kavuşturulmalı, çocukların anne ve baba hasreti sonlandırılmalıdır. 2. Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki maaş ve ek ders ücret farkı acilen giderilmelidir. 3. Sözleşmeli öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilmelidir. 4. Sözleşmeli öğretmenlere idareci olarak atanabilme hakkı verilmelidir. 5. Sözleşmeli öğretmenlere kariyer hakkı verilmelidir. 6. Askere giden sözleşmeli öğretmenlerin askerlikte geçen süreleri öğretmenlikte geçen süreler içinde sayılmalıdır. Eğitimin kanayan yarası sözleşmeli öğretmenliğe neden olan eksikliklerin giderilmesi, bölgemize has bazı sorunların da acilen giderilmesi noktasında yetkili birimlerin derhal kendi alanlarında harekete geçmeleri gerekir. Bunları sıralayacak olursak, 1. Bölgemizde bulunan öğretmenlerin konut sıkıntısının giderilmesi konusunda acilen TOKİ aracılığıyla öğretmen lojmanlarının yapılması için harekete geçilmelidir. 2. Çocuklu öğretmenlerin mesai saatleri içerisinde görevlerini yerine getirirken çocuklarını bırakabileceği kreşler ve gündüz bakım evleri yapılmalıdır. 3. Mevcut bölgesel koşulların olumsuzluğu nedeniyle özellikle elektrik sıkıntısının yaşandığı bölgemizde elektriklerin günlerce kesilmesi yetmiyormuş gibi bir de aboneleri kesilen orantısız faturalar, keyfi sahaç okumalar ve kaçak adı altında rastgele kesilen cezalara karşı derhal yetkili birimler harekete geçmelidir. Yaz aylarında evdeki tüm elektrikli cihazları kapatıp memlekete giden öğretmenler ne yazık ki dönüşlerinde kabarık elektrik faturaları ile karşılaşmaktadır. Faturalara yapılan itirazlar ise ne yazık ki olumsuz cevaplanmakta, aboneler mağdur olmakta ve elektrik dağıtım şirketleri bu şekilde abonelerden haksız kazanç sağlamaktadır. Yine özellikle bazı köylerde bir abonenin ödenmemiş borcu yüzünden adeta cezalandırılırcasına tüm köyün elektriği kesilmekte veya düşük voltaj verilmek suretiyle mağdur edilmektedir. DEDAŞ okulların faturalarını birer ticarethane olarak faturalandırmaktadır. Okullara kesilen faturalar ticarethane olarak faturalandırıldığı için yüksek tarifeden faturalar kabarmaktadır. Bunun bir an önce düzeltilmesi ve haksız yere alınan tüm ücretlerin hesaplanarak kuruma iade edilmesi gerekmektedir. Yine keyfi uygulamalarla kurumların bahçelerine konulan trafoların zaman kaybedilmeden kurum bahçelerinin dışına çıkarılması için DEDAŞ derhal harekete geçmelidir. Buradan DEDAŞ'ı bu haksız ve hukuksuz uygulamalardan ve milletin sinir uçlarına dokunmaktan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. 4. Ülkemizin en çok çalışan uluslararası karayollarından biri olan tarihi İpek Yolu ne yazık ki gerek tamamlanamayan çalışmalar olsun, gerekse de kalitesiz malzeme kullanımından olsun, en son yağışlı havalardan sonra meydana gelen çukurlarla dolmuştur. Daha 3 ay önce tarihi İpek Yolu'na beton asfalt dökmek yerine adeta dalga geçercesine mıcır dökülmek suretiyle yoldaki çukurlar kapatılmış, ancak işi sadece yapılmış göstermek için yapmış olacaklar ki şu an tarihi İpek Yolu çukurlardan dolayı adeta patates tarlasına dönmüş. Karayollarının İpek Yolu'ndaki ölüm çukurlarına, trafik levha ve işaretleri gibi eksikliklere kayıtsız kalması ise işin başka bir vehametini göstermektedir. Uyuyan karayolları yetkililerinin harekete geçmesi için illa birilerinin bu çukurlardan dolayı kaza geçirip ölmesi veya sakat kalması mı gerekir? Buradan karayollarını derhal bu ölüm çukurlarını kapatmaya ve trafiğin güvenliğini sağlayacak trafik levha ve işaretlerini koymaya çağırıyoruz. Değerli basın mensupları ve değerli halkımız, geleceğimizin temeli olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlik mesleği hak ettiği saygın yere gelmediği müddetçe eğitimde istediğimiz yere gelemeyiz.
İnancımızın bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışı bizlere öğretmenlik mesleğinin kutsallığını en açık şekliyle göstermektedir. Biz Eğitimciler Birliği Sendikası olarak diyoruz ki öğretmenin ücretlisi sözleşmelisi olamaz. Öğretmen öğretmendir ve yeri de sınıfıdır. Öğretmenler arasında ayrımcılığa sebep olacak ve öğretmenlik mesleğini saygınlığını kaybettirecek her türlü uygulamanın derhal sol bulmasını istiyor ve bu tür uygulamaların her zaman karşısında öğretmenlerimizin yanında olacağımızı da halkımıza duyuruyoruz. Talepler, sorunlar ve sıkıntılar karşılamamızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Ya başkanım.